Kendine biraz zaman verelim. Verilen zaman içerisinde Azat gelmezse artık törenin söz hakkı olmaz. Ya Rabbim! Ne kadar büyüksün. Bugün Haker kulun biraz önce hocayı vurmaya geldi. Ne dese şeytana uyuyordum. Melekler içimdeki şeytanı kovdu. Şimdi ise bu mübarek hocanın arkasından secdedeyim. Hocam! Sen benim günahlarımı affet. Beni kimsen etme. Artık eski husumetler bitsin. Düşündüm ki senden başkası barış elçisi olamam. Barış için üzerime ne düşerse yapacağım. Töreye senin için cuma öğlene kadar zaman tanıdılar. Eğer o güne kadar istemezsen töre Almanya'ya gelin gidiyor Azat. Heh, anlamışım. Tamam. Not ettim. Zazan'ın çocukları olduğuna eminsiniz değil mi? Koçer'in okuyup okumaması seni ilgilendirmez. Öksüzse de, yetimse de sahipsiz değildir. İçimize fazla girme. Senin için de, bizim için de iyi olmaz. Müşko! Benim de sana bir çift sözüm var. Böyle konuştuğuna göre daha sen beni tanımamışsın. Koçer'in yakını değil, kim olursan ol. Koçer babasından bana emanettir. Seninle iki iyi dost olabiliriz. Şeroa ne senden vazgeçebilir ne benden. Vallahi ben de düşüneyim. Senin konumun senin elinde. Seninle şöyle bir yürüyelim maşallah, ne dersin? Geriye niye döndün avukat? Yeni bir oyun mu planlıyorsun? Kesin ve net bir cevap ver. Seninle uğraşacak zamanımız yok. Geldiğin yere geri gideceksin, tamam mı? Evet. Diyese diyetimi ödemek için buradayım. Arkadaşın Zazan'ın çocuklarının, yeğenin Arafat'ın yatılı okulda okudukları doğruysa, sizin siyasi mücadelenizi askıda tutmak için çocukların başı beladadır diye düşünüyorum. Ne demek istiyorsun sen? Galiba bu çocuklar kaçırılacak. Kim kaçıracak? Bu bela nereden? Ben maşallah'tan tanıyorum. Nereye dayanıyor onu bilemiyorum. Maşallah. Gidebilirsin avukat. De geldiğin yere. Yeter ağladın Zeynur. Çocuklar gözlerini böyle kan çanağı görmesin. Elimde değil Zaza. Onları yurda bıraktığım gün geliyor aklıma. Ya affetmezlerse? Olur mu öyle şey Zeynep bacı? Affedecek ne var ki? Öyle bile olsa evlattır, affeder. Benim korkum ya bizi tanımazlarsa?
Daha da kötüsü de ya biz tanımazsak? İnsan evladını tanımaz. Her şeyleri değişir ama gözleri değişmez. Girin. Oo, Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaralar ne durumda? Çok şükür değnekli de olsa yürüyebiliyorum. Şanslı Ayre'yi beklerken sen çıkıp geldin. Onlar da birazdan gelirler. Çocuklar nerede? Yol yorgunudur, yatıyorlar. Kaldırayım mı? Hayır, dinlensinler. Ana babaları geldiğinde kaldırırız. Buyurun. Sayın Başkanım, ne içersiniz? Çay alırım. Girin. Müdürüm, misafirleriniz geldi. Sağ olasın. Merhabalar. Hadi geçin. Buyurun. Hadi Zaza, geç geç. Geç geç. Hadi. Hoş geldin Beritan. Hoş bulduk Şahap. Zaza Beritan, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldin. Hoş Yusuf. Buyurun. Hoş geldin. Gel hoş yenge bulduk. Otur. Çocuklar birazdan gelir. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, siz nasılsınız? Saatler sayılı. Töre seni bekliyor. Süre dolu iyi. Aklını başına al Azat. İyi bak bana. Delizine sana akıllı ol diyeyim. Deliden akıl alacak haldesin Azat. Akıl alacak haldesin. Zineden akıl alacak haldesin. Töre kaç iyi. Zine. Zine! Zine! Bari sen beni anlayabilsen. Girin. Müdürüm, çocukları getirdim. İçeri al. Gelin çocuklar. Aman ya, aman, aman. Koku üstünüze siner. Aman, aman. Ben sizi düşünürüm. Dur. Ha. Hadi, koku üstünüze siner. Aman, aman yengeç. Bu miço'da bir şey var. Hadi gel içeri bakalım. Gel, en iyisi pencereden bakalım. Olur. Maşallah.
işi var burada bunun? Maşallah yine şansın yaver gitmedi. Şansın olsaydı gene seni görürlerdi. Ulan meçhul. Sen beni bırak, ne dersen yapacağım. Onu geç. Küsmen bitmişse sana küsme verem ha. Bunu unutma. Elbet yerime bir gün geçersin meçhul. Bu maşallah kim getirdi buraya? Maşallah yine bir atlar karıştırmıştır. Anlaşılan Azat yine cezalandırdı. Mustafa'nın ölümünden sonra Botan köyünde yaramaz bir şey olmayacağından emin misin? Koçer iyi mi? Yolunda gitmeyen bir şey yok. Koçer bana Botan'ın emanetidir. Her zaman yanında olduğumu söyleyip geldim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yoksa gidiyor musun Beritan? He ya gideyim. Dur hele, hemen nereye gidiyorsun? Daha kurban kesecektik. Vallahi bırakmam. Kurbanı yedirmeden olmaz. Başka zaman Cemal. Şimdilik ben sizi bal festivaline bekleyeyim, olur mu? Cemal gitmesi gerek, başka zaman. Göçten dolayı seninle ilgilenemedik ağam. Siz akıllı davrandınız. Tam zamanında göçtünüz. Bizim geç göçmemizin sebebi bal festivalinden dolayıdır. Dediğim gibi Azat, bal festivaline bütün Drajanlıları bekliyorum. Helal işir gelsin, gereken yapılacaktır. Geliriz. Hadi kalın sağlıcakla. Yavaş gidesin. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Uğurlar olsun ağa. Allah'a emanet. Güle güle. Ağam eve çıkart da şöyle keyifli keyifli bir çay içek ha. Ne dersin? Ana nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, ellerinden öperim. Ulan Azat, nedir bu senden çektiklerim? Sen bu hallere düşecek adam mıydın maşallah? Maşallah. Şimdi anlat. Bu sefer ne yaptın? Vay benim Zozan bacım. Elini ayağını öpmüşüm. Ben kulunuz köleniz olmuşum. Suçum bilmeden töreyi Sado'ya istemektir. Nereden bilebilirdim ki? Töre Azad'ın sevdalısı. Zaten duyar duymaz Şero'yu ben vazgeçirdim. Ah ah Zozan bacım. Siz bilmişsiniz. Benim burada olmam demek Azad'ın ölmesi demektir. Sen ne değilsin maşallah. Azad'a tuzak kurdular. Bir tarafta Ankara, bir tarafta Şero, bir tarafta mafya. Beni burada tutmanız Azad'ın ölmesi demektir. Azad'ın ölmesini mi istiyorsunuz Zozan bacım? Bırak gideyim, kurbanın olayım. Azad'ın başına bir şey gelmesin. Hiç konuşma maşallah. Allah'ından bul. Bu sana son yardımım. Afçıdır, barışçıdır bu Drajan kadınları. Sağ ol, sağ olasın. Senin elini ayağını öpem. Bizim seni bıraktığımızı Azat bilmesin ha. Tövbe, tövbe. Bilmeyecek. Bilmeyecek. Hadi. Bilmeyecek. Bilmeyecek. Bilmeyecek.
Azat maşallah kaçmıştır. Neredesin Zine? Boşuna gidiyorsun. Azat maşallah kaçmıştır diyeyim. Doğru mu desin Zine? Boşuna gidiyorsun diyeyim. Maşallah kaçmıştır. Doğru mudur lan? Aa, maşallah kaçmıştır. Maşallah kaçmıştır. Sen neredesin? Nasıl kaçar? Bilmiyorum ağam. Emaneti yere koy. Nasıl yetiştiniz lan? Ağam gitmiştir. Kalk lan! Nereye gitti lan? Kaçmış ağam. Nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Ne oldu Azat? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş Azat? Cevap versene. Marifetini söylesene. Bana vurma Azat. Onun bir suçu yoktur. Ben gönderdim. Vuracaksan bana vur. Niye bıraktın? Düşmanların pusuda seni bekliyor. Sense maşallahla uğraşıyorsun. Ne oldu ya? Anladım. Ah be tören. Ne olur benimle evlenmeyi kabul etsen. Neyim eksik? Bak sevdalı olduğum biri de yokmuş. Töre de bir can. Azad ağam bunu anlamak zorunda. Töre bir hafta süre verdiydi. Kaç gün geçti? 3 günü kaldı. O zamana kadar Azad ağam töreyi istemezse Almanya'ya gelin gidecek. Azad ağam töreyi isteyecek. Başka yolu yoktur. Neredesin? Kaç gündür seni arıyorum. Belli belli. Beni aradınız. Çabuk git. Kim varsa çağır. Hemen ha. Çabuk! Beni arıyorlarmış. Sen kimle, kim için uğraşıyorsun maşallah? Elin tavuğu hiç sana cücük verir mi? Ölsen ağlayanın yok. Değer mi maşallah? Maşallah oğlum. Öyle bir plan kur ki intikamın dillere destan olsun. Bir kıvılcımla hepsini yak. Sado'da, Şero'da, Azat'la beraber. İşte o zaman istediğini istedik. Kimsenin elini eteğini öpmek yok. Evet. Son planım Ankara'yla bir olacak. Ne bu koku maşallah? Bu halin ne? Hangi cenkteydin? Evet tabii haklısın Sado. Senin için kendimi feda etmişim. İşkence görmüşüm. Çarmıha gerilmişim. Sır vermişim, sır vermemişim. En sonunda da bir hiç uğruna, bir kız uğruna Sado mutlu olacak diye göğsümü siper etmişim. Yok arkadaş. Aha sen, aha Şero, aha da dede cemaati. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istiyorsun var mı Sado? Bunu ot yiyenler bile anlar. Ne otu? Ot yiyenler kim? Tabii beyefendi. Günlerdir senin gibi bal börek yemedim. Bir sürü arkadaşla yan yana ot, küsbe, saman. Neyse orasını bırak. Töreyi de unut. Nihayet ağzındaki baklayı çıkardın. Evet. Onu geç. Töreyi sen bana aşıladın. Artık töresiz yaşayamam.
O zaman Azat'ı vurman gerekir. Çünkü Azat karşında. Töreyi almak üzere. Ne dedin sen? Azat amca gelecek mi töre abla? Gelecek bir tane. Ne zaman gelecek? Gelecek. Maşallah neden cezalandırdığını hala söylemedin Azat Ağa. Maşallah bu rahat durur mu? Hangi suçunu söyleyeyim ki sana? Bu mevzuyu kapatalım artık. Maşallah verilen ceza az bile. Bu maşallah daha çok başımıza bela olacak. Şeytanın rahat durduğu görülmüş mü ki? Allah'ınızı severseniz bu konuyu kapatalım. Komşu bir iki köyün imamıyla karşılaştım. Köylülerin Alişir'e küskünlüğünü ifade ettiler. Nedenmiş? Nedeni var mı? Rahmetli babam bütün köylüleri ziyaret eder, dertlerini, sorunlarını hal hatır ederdi. Ben de düşünmüyor değilim hocam. Sabah şehirde kömür ardiyesini bir göreyim, sonra köyleri bir dolaşacağım. İyi olur. Bu kömür işi benim aklıma yatmadı ama yine de şehre açılmakta fayda var. Bize müsaade. Müsaade size. Arkadaşlar müsaade hayırlı gece. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Zaza. Hadi hele durasın. Şimdi zamanıdır. Azat ağama söyle. Azat ağam. Biraz konuşsak diyeyim. Ne konuşacak benim bacım? Ben gidiyorum Azat. Töre meselesini ihmal etmeyeyim misin? Bunu sonra konuşsak? Botanköy'e gidip çocuğa sahip çıkmana vaktim var. Kömür meselesine kafa yormaya vaktim var. Bal şenliğine gitmeye vaktim var. Ama iş töreye gelince vakit yok Azat ağam. Dedim ya. Sonra konuşsak. He? Sonra konuşuruk. Thank you.
İyi olduğunu görmek çok güzel Köre. Benim yüzüm çok çektin. Beni affetsen bile ben kendimi affedemem. Dur bakalım, daha affedilmedin. Eğer bundan sonra kendine yaşama şansı verirsen, beni de peşinden sürüklemezsen belki affederim Azat. Benden ne buldun hala anlamış değil. Herkes benden kaçarken sen bana gelmektesin. Bizim buluşmamız zordur. Zor olan ne? Benim buraya gelmem zor değil mi? Zor olan şey güzel değil mi? Biz zoru aştık Azat. Kendine de bana da haksızlık ediyorsun. Senin dediğin zorluklara asıl göğüs gerersem, işte o zaman haksız etmiş olurum. Sana kıyamam Töre. Beni azat et. Azat et beni. Belki geldiğinde biz burada olmayabiliriz. Belki ben bir daha buralara gelemem. Hem artık babamı da üzmek istemiyorum. Elin dedikoduları babamı çok üzmüştür. Artık bekleyemem, bilesin Azat. Benim yolumun sonu yok. İşte gördün. Evimde bile doğru düz bir gün kalamadım. Aha Sozan, her gün gözyaşı bıraktım. Eğer ömrünün hep acıyla geçmesi istiysen, bekle. Geldim, sen gittin. Ağam telefon. Ankara'dan. Maşallah iyi kaldırıyorsun ağam. İyi. Efendim? Seni kutlarım Şero. Raporun sağlam gelmiştir. Ankara seninle gurur duyuyor. Ne demek yani? İstirahate çekildik diye gücümüzden güç mü yitirdik sanırsınız? Şero dün neyse bugün de odur. Şero gücüne güç katmıştır. İyi iyi. Hep böyle olmalısın Şero. Merak etmeyin. Her zaman böyle olacağım. İyi günler Şero. İyi günler. İyi günler. İşine bak. Hadi. Daha ağırlık takayım mı? Yok lan yok. Hadi. Aferin. Sana verdiğimiz görevi layıkıyla yerine getirdin. Beni ve sana güvenen öteki arkadaşları mahcup etmedin. Üstlerimden aldığım talimatı sana bildirmekten şeref duyuyorum Süleyman. Görevine aynı şekilde devam edeceksin. İkramiyen iki katına çıkacak. Teşekkür ederim efendim. Hadi göreyim seni. Müsaadenizle efendim. Spor sağlıktır maşallah. Ankara bize spor yaptırmadı. Bırak sporu. Ankara'da yolda doğru dürüst yürüyemedik bile. O koltuk senin, bu koltuk benim. Koşturup durduk. He ağam. Koltuk koltuk diye diye neredeyse adımız koltukçuya çıktı. İyi ki de bu sefer parlamentoya giremedik. Laf aramız da sayemde. Ne demek istedin lan sen? Şey ağam. Yani hani demiştin ya. Benim oyun boşa gitti diye. Ulan biz senin oyunla mı kaybettik? Allah Allah. Ağam sen aklını mı yitirdin? Sen niye buradasın? Bizim parlamento fes oldu diye. Ama hala anlamış değilim. Parlamento fes oldu ama. Ama Ankara hala peşinde. Maşallah maşallah. Düşünüyorum da. Koca Ankara'yı yendin de. Bir geldin burada Azad'ı yenemedin. Maşallah. Göreceksin şimdi Şero Ağa'nın gücünü. Bundan sonra herkes görecek Şero Ağa'nın gücünü. Senin gücünü görüyor ağam. Maşallah.
Ne kadar kaldırdın ortada? Malan bar kırlili çune varalli dinili dinili dinara koştime harlili meşku maralli gevrilirin dedi hevala koştime harlili meşku maralli gevrilirin dedi hevala. Bu hangisiydi? Buna portakal deniyor. Kalorifer için. Bak bu da briket. Fres kömür yani. Bu da Rus kömür. Öteki adıyla ceviz. Manav dükkanı gibi. Portakal, ceviz. Güney Afrika kömürünü unuttunuz. Bir iki güne hepsini iyi öğreniriz. Zaten vatandaş çeşitlerini biliyor. Çabuk öğrenin ama. Biz tuttuğumuz işin altından kalkarız evvelallah. Kırlili çune varalli dinili dinili dinara koştime harlili meşku maralli gevrilirin dedi hevala koştime harlili meşku maralli gevrelerin dili hep olam. Ezdin nebunlili, tezdin kırımlı, dinili, dinili, dinalı. Ez hurç nebunlili hula kırımlı gevrelerin dili hevala. Ez hurç nebunlili hula kırımlı gevrelerin dili hevala. Kırlili çune varalli dinili dinili dinara koştime harlili meşku maralli gevrilirin dedi hevala koştime harlili meşku maralli gevrelerin dili hep olam. Ezdin nebunlili, tezdin kırımlı, dinili, dinili, dinalı. Ez hurç nebunlili hula kırımlı gevrelerin dili hevala. Ez hurç nebunlili hula kırımlı gevrelerin dili hevala. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun. Selam. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Vallahi bu işe en çok ben sevinmişim Cafer emmi. Birbirimize ulaşmamız gerektiğinde
yollar aşındırmak zorunda kalmayacağız. İnşallah işler de iyi olur. Allah utandırmasın. İyi olacak, iyi. Daha ilk günden belli oldu, baksana. İlk gün olmasına rağmen siparişleri yetiştiremiyoruz Beritan Ağa. Allah devamını erdirsin. Sağ olasın. Biraz dolaşalım mı Zaza? Sen bilirsin. Yaramaz bir durum mu var Beritan Ağa? Yok yok, size kolay gelsin. Sana daha buraya yakın. Şu kolumları arkaya alırsan. Sen de biliyorsun. Azat töre bacımıza karşılık vermezse töre Almanya'ya gelin gidiyiz Azat. Azat'ın bu konudaki tavrını takip edebildin mi? Sır veriyor, sır vermiyor. Konuşmaya çalıştın mı? Ne zaman konuyu açsam lafı değiştiriyor. Ben şimdi Azat'la konuşmaya gideyim. Belki söyleyeceklerime itibar eder. Bu kağıtta yazan dershanede avukat Reyhan bekliyor. İki gündür arayıp önemli şeyler söyleyeceğim deyip duruyormuş. Git konuş bakalım. Bu sefer ne anlatacak? Dershane yakınlarıma aittir. Beni Şeron'un bulamayacağı tek yer burası. O kısım bizi pek ilgilendirmez avukat hanım. Sadede gelin. Benimle neden buluşmak istediniz? Önce oturun. Peki. Buyurun. Sağ olun. Buyurun oturun. İlk karşılaşmamız olmasına rağmen bana ön yargılısınız Azap Bey. Oysa çocuklarınızı... Neyse. Çocuklarımı niye karıştırıyorsunuz? Onlara yeni kavuştuğunuzu duymuştum, birden o aklıma geldi. Bu dosyada Şero ile ilgili her türlü yasa dışı bilgi var. Yazıhanede tek tek fotoğrafladım. Buyurun. Bir inat uğruna yetmez mi? Hem kendine hem töreye eziyet ettiğin. Yarın büyük bir vebal altında kalacaksın. O zaman çok geç olacak Azat. Töre sıradan bir kız değil. Cebrail dedeyi çok zor durumda bıraktın. Cemaati bile üstten bakmaya başladı. Yazıktır, günahtır. Konuşsana be adam. Hep konuşan sendin. Başkasına değil. Biraz da kendine konuş. Bitti mi? Bitmedi. Böyle giderse de bitmeyecek Azat. Azat bilmez mi ki şu an töreden güzel kız yok dünyada? Azat bilmez mi ki töre asırlıdır, soyludur? Töre cemaat kızıdır. Peki Azat bile bile dumanlı bir yolda öyle bir güzel kızı peşinde sürüklerse vebale girmez mi? Kendi nefsine yenik düşmez mi? Daha evvel de aynı durum yaşatmadık mı? Acılar çekmedik mi? Çektirmedik mi? Hala o acılarla yaşamayık mı? Şimdi sen söyle. Azat ne yapsın? Azat geçmişi unutmalı. Geleceğe bakmalı. Kim bilir, belki de bu kız dumanlı yoldaki bir umut ışığıdır. Dersimi hoksak
Hazreti amca geliyor. Hazreti amca geliyor. Hazreti amca.